bağırdı, çağırdılar, işte şey yaptılar. Sustum yine de, ağzımı açmadım. O evde ne yaşadın? Ya şimdi dinliyorlar beni ya. Dinlesin mi kızım? Sen söylemesen ben söyleyeyim. Ya da söyleyeyim. 26 Kasım'da şimdi tarihlerin de var senin de. Ekim, 6 Ekim'de seni uğurladık. Sen ailenin yanında kalıyorsun. 26 Kasım Cuma günü tekrar 1,5 ay sonra annenin yanına dönüyorsun. Geldiğinde Fatma, Ahmet ve ailesiyle ilgili ne anlattı size? Esek Hanım gelmeden 2 gün önce beni aradı. Ben bunu aradım. Dedim tamam, ki anne geldim, zor durumdayım dedim. Meşal atıyorum, gelmiyorum dedi. Durumum yok dedi ama başkası olsa koşarak gider. Ben senin durumun çok, niye zor durumdaydı? Ben gerçekten o gün çok zor durumdaydım. Konuşabilir miyim kızım? Zor durumda, gelmeyeceğim dedi. Durumum yok dedi. Peki seni arayıp kızın ne dedi? Niye zor durumdaymış? Dedi anne gel beni kurtar dedi. Kurtar. He kurtar dedin dedi. Dedin mi? Evet. Gel beni Ahmet'in yanından kurtar. Evet, evet kurtar dedi. Ben de dedim yaşı gittin ele de gel dedim. Kapıya çıkamıyorum dedim. Yaşı ben de kapıyı açtın gittinse dedim. O da kapıyı aç gel dedim. Kızgınsın. Fatma dedim. Fatma da dedi anne dedi beni odaya koymuşlar kapıyı kilitlemişler dedi. O zaman benim elimde telefon var. Daha Ahmet bana telefon almıştı. Ondan sonra beni kurtar dedi. Ben de dedim ki kızım yaşı gittin ele gel Adapazarı garajına ben geleyim seni alayım dedim. Bu yine ağlıyor. Anne gel beni kurtar dedi. Niye ben... annene beni kurtar buradan diyorsun? Güle oynaya gitmişsin. Annen de sana bu konuda kızgın. Ne oldu da beni kurtar gel anne beni al dedin? Ne oldu? Bir şey oldu ben de kurtar dedim işte. De şimdi Elsa Hanım sizin yanınızda... Şiddet var mıydı? Aldım gittim. Aldım gittim. 1,5 ay kaldı. Kaldı bu Ahmet'in yanında kalmadı. Ya Ahmet'in yanında kaldım be. Hayır, hayır, hayır. Kimde kaldın? Faruk'la mı kaldın? Tabii Faruk'ta kaldın. Faruk'ta kaldın. Faruk Ahmet'e 2,5 milyar para vermiş. Bak 2,5 milyar para vermiş sen orada kalmışsın. Ha, ne yapıyorsun lan? Bak senin yanan yakalsanca sen bağırmışsın, ağlamışsın. Ahmet ilaç vermiş sana. İlaç vermiş, içirtmiş seni, bayitmiş. Kızım. Ben Ahmet'le de kalacağım. Bu yer çıktı benim için. Sen buradan ayrıldıktan sonra bir hafta dedin ya Ahmet'le Kenan abilerin evlerinde kaldık diye. Daha sonra Farukların falan evinde kaldın mı? Evet kaldı. Kaldınız mı Fatma? Faruklarda söyle. Kaldın mı sen yalnız ya da Ahmet'le? Kaldı. Ya Ahmet'le gittik beraber kalma işte. Bu yakın zamanda, aynen. Yeni zamanda. İşte çocuk Ahmet'le mi, şey Faruk'ta mı onu bilmiyoruz. Vallahi ben diyen Faruk'tadır. Anlamadım. Hamileyim. Ben de diyeyim ki... Hastaneye gittik, başım döndü benim, merdivenlerden düştüm. Ahmet de şey yaptı, konum hastaneye götürdü, tesmes yaptılar. Gebelik dediler. Cavidan Hanım'a çıktık işte doktora. Baktı karnım, ultrasona baktı, hamilesin dedi. Ayın 2 hafta sonra gel dedi, kontrole bakacağız işte. Bebek görünmüyor dedi. Sen o gün doktorun yanına gittiğinde, doktor hanıma, ya sizinle özel bir şey konuşmak istiyorum. Bu gebelikle alakalı, benim kafamda böyle bir soru işareti var dedin mi? Yok demedim. Dedin. Peki biraz önce iddia ettiğin şeyi şimdi tekrarlamak istemiyorum ekranda da. Bu çocukla ilgili şüphem ben, vardı. Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Ya Ahmet. Dediği gibi Faruk'a sattı işte. Ama para ver. Sen bak şimdi. Faruk'la bir arada oldun mu? Bakın. Oldun mu olmadın mı? Ben bana o zaman böyle... Faruk'la döndükten sonra görüştün mü görüşmedin mi? Ben oldum. Ay dur be anlatıyorum işte sus. Hayır bak Allah'ım Fatma ya. Bu hiç öyle anlatıyorum diye değil bak. Şimdi söyleyeceğin şey o kadar önemli bir şey ki... ...hakkında iddiada bulunduğun öyle denmiş böyle denmiş diye değil. Senin ben gebeyim fakat kafamda şüphem var demen çok önemli bir iddia. Sen... Ekim ayında gittikten sonra Faruk'la bir arada oldun mu?
O zaman gitmedik. Biraz ben kaynanamla kaldık biraz. 15 gün sonra işte Ahmet Faruk'a götürdü beni. Faruk'u aradı. Dedi ki ilaç uhaplardan var mı? Yok dedi. O zaman ben Fatma'sının yanına getireceğim dedi. Aldı beni Faruk'a götürdü işte. Faruk'la aldı tabii beni odasını götürdü. Bilmiyorum böyle. Jandarmayı ne zaman aradın? Sen Ahmet'in evinden jandarma marifetiyle mi çıktın? Evet. Ahmet işe gitti işte. İşe evet, mi gidiyor artık bütün bunları yaşadıktan sonra senin Ahmet'in evinden çıkışın jandarmayı aramayla mı çıktın? Onlar mı geldiler seni almaya? Aynen jandarma geldi. Jandarma kayıtlarında da geçti mi senin bu burada anlattıkların hepsi? İşte oradaki komşular her şeyi söyledi jandarma. Muhtar söyledi, orada bir tane Aynur abla var, o da söyledi. Her şeyi anlattı zaten. Neler anlattılar? Faruk'a götürdü her şeyi. Bunlar yazıldı mı? Bilmiyorum yazıldı mı yazılmadı mı bilmiyorum. Ama komşular nereden bilecekler mi? Ben anlatmadım. Jandarmada ya ben şimdi bir kere jandarmayı eve niye çağırdın? Ben işte gelin ben kurtulmak istiyorum beni ya anneme ya da kadın sığınma evine götürün diye. Ne yapmıştı peki sana? Neden kurtulacaksın? İşte Ahmet'ten kurtulmak ve bir de işte kaynanam işte dövdü şey yaptı. Mesela saçlarını kim bu hale getirdi? Kaynanamla Ahmet. Çocuklar herhalde. Aysel Hanım ben konuşabilir miyim? Konuşturacağım çocukları evlatlık almışlar herhalde. Hı hı. İşte biz çocukları. Ahmet'in Gülşen'le olan ilişkisinden, Gülşen miydi? Evet. Yani Gülşen'le olan ilişkisinden çocuklar devlet korumasında. Bundan dolayı da çocuklar yurtta, bundan dolayı seni suçluyorlar. Aynen. Kayınvaliden saçını bu hale getir. Ya beni kurtarın. Benim durumum bu. Ahmet'in yanında şunu yaşadım. Faruk'a beni gönderdi. Onunla beraber oldum dedin mi? Yok ben sen Ahmet'le şiddet gördüğümü, kaynanamla şey yaptığımı söyledim. Ama buraya Atapazarı arkasına gittiğimde şey işte bu her şeyi anlattı annem. Ben normalde söylemeyecektim Faruk'u. Peki Melahat ablacığım. Bu söyledi. Şimdi bu satın her şeyi söylüyor. Söyleyeceğim. Buraya ettiğim her şeyi söylüyor. Aysel Hanım. Bana dedi ki ablam kafamdaki saçının kestiğinin şeye ablana atacağım dedi. Kuzenin ablana atacağım hayır, dedi. Hayır ben öyle demedim. Tamam dedi gitmiş Caner abi yapmış. Hayır ben öyle demedim. Fatma sen bu hale gelmen senin hiç normal değil. Şu anki daha derli toplu hali ama ilk kesildiği hali bayağı hani birini zorlarsın da kafasını kımıldattığında zorla kesersin ya aynen o hale getirmiş. Mesela bunu sana hiç kimse yapamaz kardeşim. Yapmış sana Aysel bunu Hanım. Yapmalarına nasıl izin verdin? Annene kafa tutuyorsun ya burada hepimize kafa tutuyorsun. Aysel Hanım nasıl yaptılar bunu? Sana şimdi sen istemediğin sürece kimse senin saçını eğleyemez. Bunu sana nasıl yaptılar? Ya o gün iyi değildim ben öyle anladım. Evet. Yüzüme böyle ateşler vurdu hiç iyi değildim. Çok kötüydüm o evet, gün. Evet, tamam. Ahmet'le işte kaynanam oturdu sandalyeye. Ne yapacaksınız dedi. Sana ne dedi. Sen otur dedi ben bir şey yapacağım dedi. Hayır, bak ne? Ay bir sus anlatıyorum. Doğrusunu söyle, doğrusunu kokma. Sus o zaman, anlat o zaman her şeyi. Akandayım. Anlat o zaman. Anlat Melahat abla. Allah'ım ya. Evet Melahat abla. Gitmişler çocukları gömmeye, yurttaşlar demiş çocuklar bizim yanımızda değil. Vermişiz bir kadına. Hava bunu almış odaya sandalyede oturtmuş. Ahmet elini tutmuş bunun. Annesi makinenle kesmiş. Şu kulağına arkadan böyle vurmuşlar ya. Benim yanıma geldi söyledi. Kafamda burnunu da yaralı var. Da gördü, burnunu da gördü şişkindi. Burnunu da gördü ayağı şişkindi. Ben çok korktum. Çok şey ettim. Aradım. Ahmet'e dedim ki Ahmet dedim. Niye bunu böyle ettin? Düştü ele oldu dedi. Ben dedim evin adresini vermişsin bana dedim. Düşünce insanın burnu ya da yaralar evet. olur ama saçında istemediği şekilde evet. o şekilde devam bir edin. Kesim tarzı olmaz. Ondan sonra ne yapacaksın? Sen dedim hiç işin var vermişsin bana. Bana yanlış adres verdi. Doğrusunu vermedi. Ondan sonra ben de fotoğrafı çektim yalan yok. Abime çektim attım Hüseyin abime attım yalan yok yardım istedim. Aysel Hanım'a diz. Ama sadece o hani
kafasının kesilmesi değil, her tarafına yaralar olması, şiddet. Yaravadi. Beni hep yaravadi. Bak işte ben kafamı tutup sobanın altına koyuyorlar ya böyle tahta mı ne. Öyle kafamı böyle tuttu, kafama vurdular Ahmet'le. Kaynanam. En son İbrahim abi tuttu Ahmet'le kaynanamı. Yeter dedi, bu kızın sizin elinizden çektiğine dedi. Bağırdı, çağırdı, etti. Evet Melahat abla. Ondan sonra öldü buna. Ben dedim ki kızım Akan dön bakayım. Bu dönmedi. Ağladı beni. Oturdu ağladı. Ben baktım şurası var ya şöyle. Belki burnunu da gördü şişkin. Ondan sonra ben kaç defa aradım İbrahim'i, cevap vermedi. Ve seni ben annesiyle konuşacaktım. Gidecektim o yana. Çok şey gördüm bunu. Ben de aradım Canan abi. Ne olur Aslan Hanım'a çok çok selamımı söyle. Bana yardımcı olsun kızımı. Şimdi Fatma'nın senin yanına gelmesi ve sonra tekrar gitmesinde aslında Fatma'ya çok da kızgınsın. Gel anne beni buradan kurtar dediğinde nasıl gittiysen öyle geri dön diyorsun. Evet, aslında dedim. Senin de burana kadar gelmiş. Geldi yani. Haksız mı Fatma? Geldi. Haksız mı? Onun içinde bak annem hep benden küstü. Abilerim küstü. Abalarım küstü. O zaman ben küstü. Gideyim o zaman. Hayır git, ben annemle konuş o zaman. Ben sana bakayım. Ben senden sen ona ve kete sarakandayım. Anneni yarı yolda bırakan sensin Fatma. Sana bak Ahmet'in tecellerin oğlu geldi kapıma. Baskın yaptılar. Dine korkmadım. Dine küfür söyledim. Dine akandayım kızım. Benim evimin kapıcı her zaman sana açık. Ahmet bana dedi ki Barış yap. Ben... Bulundu. Barışmam. Ama sizde bir yiyeceğim var. Ya o havayı buya getir Aslan Hanım. Elin ayağını öpüyorum senin. Ya beni oya götür. Ne olur elice... Sen yaparsın da onlar. Bir dakika Elini. Ne demek Fatma bu? Hiçbir şey yapamazlar. Ya ne annenim? Ne buraya gelecekler işte karışacaklar. Karışmayacaklar. Ya sana karışmayacaklar, gidip bana ben... karışacaklar. Ailene niye döndün? Sen niye Beşir ablaya anlattın? Niye gidip fotoğraf attın? Ya işte bir kuşunu benim biliyorsunuz. Ben. Fatma ailene niye döndün? Niye annene beni kurtar dedi? Ben senin arkandayım kızım. Esra abla artık böyle içim doldu, içim bak. Gerçekten böyle içim doldu. Artık... Ne bileyim evde böyle dura dura duvarlar üst üstüme geliyor. Aslan bir de senden yiyeceğim var. Hayır hayır. Fatmacığım niye annene bak. Şimdi sen annenin senin için bu kadar çaba sarf etti. Sen annene dönmeyen, annenin tersini hareket eden birisin. Bu sefer niye gel beni kurtar dedin. Bu içinin dolmasıyla hava değişikliği olsun diye olacak bir şey değil. Yok ben evde de ben size söyleyeyim evde de durmayacağım. Ahmet'e de gitmeyeceğim. Hiç kimseye gitmeyeceğim. Yani o evde şiddet gördün mü? Nerede? Nerede? Aslanım beline bakabilir misiniz? Sen neredeydin ailenin yanından beline gidince? Beline bakabilir misiniz? Hep beni eğittim belini. Bakabilir misiniz? Kafasına bakabilir misiniz? Ay, ben biraz önce de gördüm. Sen Ahmet'in yanında şiddet gördün mü? Gördüm. Evet. Ha? Evet. Seni yanlış yani mağdur ettiğini iddia ediyorsun bak. Bir de bak. Bu ne dedi? Kaynanası ben payasını gittim İzmir'e payasını... Onu ben söyleyeyim. Ha. Kaynanam dedi ki zaten ben senin paranın bu benim açlığımın maaşını. Maaşımı kestirmiş. Şeye gitmiş herde. Nereye gittin? Çalıştığın yere gitmiş. Çalıştığım yere gitmiş demiş. Konuşmuş işte Fatma'nın maaşını keser misiniz de. Onlar da kesmiş. Biz de ayın 15'inde gidiyoruz tabii bunu öğreniyoruz. Para maaşımı kes... almaya gittin zahmetle. Kesilmiş dediler. Biz de işte şey... Muhanne olduk. Cavidan Hanım dedi ki bebek için şey dedi para lazım dedi. Muhanne olmak için para lazım dedi. O yüzden yeşil kart olman lazım dedi. Biz de şeye gittik SGK'ye gittik orada kart mat aldık bir şeyler aldık işte. Ahmet üzüldü mü maaşın kesilince? Yok durun anlatacağım işte. Kayınvaliden üzüldü mü? Onlar hepsi üzüldü tabii. Gittik işte bankaya gittik işte dedi ki ayda 200 lira yatacak dedi. Kömür yatırdılar işte kömürde Ahmet'le gitti mi gitmedi mi bilmiyorum. Bu ayın 30'unda gelecekti. Kaynanem dedi ki ben senin paran için tutuyordum dedi. Paran da bitti dedi. Şimdi o lafı söylemeyeceğim. Olup git dedi. Ben 2 gün şeyde kaldım dışarıda kaldım ahırın içinde kaldım. Hangi ahırda? İşte onların ahırda kaldım.
İki gün, bir de hamileyim ya. İki gün kaldım, ateşim çıktı. Orada bir tane Aynur abla var, Allah razı olsun. Kapıya geldi, açtı, beni hastaneye götürdü. İki günde hastanede kaldım. Ayşe Hanım, senden yiyeceğim var, bunu bir diyemeyen pirit odada. Anladım. Hastahanada bir yatırak, senin anladım yiyeceğim var senden. Ya ben hastanede yapmam bak, be. Kızım, o şeylerin yanına... Deliler hastanede yatıyor. Hayır, deliler de kızım. Şimdi hiç, sen gayet akıllı bir kızsın da. Biliyorsan sen git hastanede yat. Vallahi yani... Gidiyorum fotoğrafımı Caner abi. Fatma için ayrı üzülüyorum. Melah teyze için ayrı üzülüyorum. Yarın devam edeceğiz bu konuya. Aa, pazartesi devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.